Bu 80, işte 83, 89 arasındaki dönem doğanlar bilirler. Biz son sokak kültürünün takmış nesil sayılabiliriz. Ondan sonra hep böyle işte şeyciler, hani bilgisayar başında ömrünü geçiren çocuklar türedi. Biz böyle sokakta işte toprak içinde gelip eve akşam anneden dayak yiyen son nesiliz biz. Şimdi 5-6 yaşında hatırlıyor musunuz? Böyle mahallelerde böyle trend bir şeyler olurdu. Herkes onun peşinden koşardı. İşte paten diye bir şey çıkmıştı. Herkes o yıl bütün yaz paten falan kullanmaya başladı. Bir ara 6 yaşında bizim mahalledeki trendleri söylüyorum size. Gazoz kapağı diye bir şey vardı arkadaşlar. Gazoz kapağı biriktirirdik. Yani bildiğiniz şişe kolaların kapaklarında gazoz kapağı koleksiyonu yapardık. En güzel koleksiyonu kim yapacak mahallede? Bütün konu oydu yani. Bir tane gazoz kapağını almaya kalkırsa kavga sebebiydi yani. Öyle bir yazımız geçti. Hırslıydım ben çocukken de. En güzel kapakları, böyle en temiz, en farklı, en bilinmeyen markaların kapaklarını benim toplamam lazım falan. Akşam babam eve gelirdi bana. Çikolata alma görevi vardı babamın. Almazsa çikolata, o kırmızı çikolatalardan eve getirmezse ceza verirdim ona. Hadi baba çıkıyoruz, arka mahalledeki bakkala gidip o çikolatayı alacağız birlikte diye. O işime gelirdi. Arka mahallede çünkü şimdi bizim evin önünde bir kahve var. Kahvede herkes aynı şeyi içiyor. Gazoz kapağı sınırlı sayıda biriktiriyorsun yani. Markalar belli. Arka mahalle biraz daha böyle zengin muhitti. Farklı kapaklar vardı. Bizim çocuklar korkardı arka mahalleye gitmeye. Ben babamla akşamları gittiğim zaman oradan toplardım. Yani neyse mahallede en güzel kapakları hep ben biriktirirdim. İmrenirlerdi. Ya abi nasıl biriktiriyorsun böyle güzel kapakları? Bir elini uzatsa elini kırardım yani o kapakları şey yap. Ertesi sene kapaklar falan ortadan kalkıyordu. Bu sefer başka bir şey. Ne? Mesela taso diye bir şey çıktı. Taso'yu ilk kez duyduysanız tarif edilir. Yuvarlak bir şeydir. Çok ince bir eni vardır. Yere koyarsanız başka bir tasoyla şunu kenarından böyle tık diye attırırsanız döner döner döner. İşte doğru yere dönerse kazanırsın. Yani öyle bir mantık üzerine kurulu bir şey. Ya da tepeden böyle atardın. Doğru yere dönerse hepsi kazanırdın böyle. Öyle bir şeydi taso. Şimdi bizim çocuklar mı saftı, ben mi akıllıydım bilmiyorum da. Bu cipslerin içinden çıkardı. Şimdi çocuk alıyordu mesela cips, aa bundan çıkmadı. Alıyordu işte aa bundan işte 5-6 taneden birinden taso çıkıyor da onunla oyun oynuyor, biriktiriyor tasosunu. En çok ben biriktirdim. Niye? Ben cipsi almadan önce yoklardım paketini. Hissediyorsun zaten sert bir şey. Abi diyor senin her aldığın cipste şey çıkıyor diyor, taso çıkıyor. Abi diyor şans yani ne yapacaksın diyor. Taktiği vermiyordum hep şampiyon oluyordum. Yani tasolarda da hep birinci geliyordum. Sonra misket diye bir şey çıktı. İşte kaflikler, çukur kazıyorduk toprağa. İşte uzaktan atıyordum. Çukura düşürmeye çalışıyordum. Böyle kuralları falan vardı. Şu an unuttum ama o gün elini uzatmaya çalışsa bile kavga sebebiydi yani. Mahallede kavgalar çıkardı. Şu an oyun kurallarını unuttum. Misketlerim kayboldu, tasolar kayboldu. Tek bir şey kaybettim çocukken arkadaşlar. O da futbolcu kartları dönemi başlamıştı bir ara. Onu da hep kaybettim. Neden? Trabzonspor'u tutuyorum. Bütün düşük puanlı futbolcular bizde. Ne yapayım yani? İyi futbolcuları diğer takımlarda yenemiyorum falan. Bir o dönem o yazın benim hep mağlubiyetlerle geçti. Ondan önce yani uğraşmaya, çalışmaya dayalı her şeyi kazanıyorum. Bu böyle bilirsiniz. Yani aklınızda başka şeyler de gelebilir. İşte bir paten dönemi vardı. En iyi pateni ben kuruyorum. Bir bilmem ne dönemi geldi onu ben şey yapıyorum. Sonra lise falan biraz hayat ciddileşmeye başladı. İşte sayısal öğrencisi oldum. İşte en çok problemleri, mekanik, fiziği ben bilmem lazım. Bu sefer ona meyletmeye başladım. Güzel de bir üniversiteyi kazandım. Vaktim bitmiyor ya. Başka üniversitede de CV'lere eğitim programı bilmem, sertifikalar biriktirme dönemi başladı. Yani anlamadığın programlara gidiyorsun. O tanımadığın patronlar için bir şeyler biriktirip böyle. Hayatını onun uğruna yaşamaya çalışıyorsun. Üniversite bitti, başka dönemler başladı. Sürekli değişen bir hayatımız var bizim. Bilmiyorum kendinize de bunu, yani hayatınızda da buna benzer şeyler olmuştur. Sürekli böyle farklı dönemler ve onun için yaşama dönemleri. Hayvanat bahçesine giden var mı aranızda? Böyle maymunlar, maymun besleyen var mı hiç maymunlara muhatap olan? Maymunların şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Şimdi bir elinizde mesela muz olsun, atıyorum bir elinizde başka bir muz olsun, aynı muz olsun yani farkı da yok. Birbirine aynı muz. Bu elinizde uzatın muzu, çitlerden içeri. Bütün maymunlar kavga eder. Ben alacağım onu, ben alacağım diye. Bu elinizde muz uzatın, onu bırakırlar, bu sefer buna saldırmaya başladılar, aynı muz kavga eder. Oradan 2 metre öteden başkası uzatsın, hop ona saldırdılar, ona saldırdılar, ona saldırdılar. Ya dedim hikmet senin halin buna benziyor. Biri bir şey uzatıyor, o yazını onunla geçiyor, bütün hayatını ona adıyorsun.
Bir yerden bir şey oluyor, sosyal medyada bir şey konuşuluyor, hoppa herkes onu konuşmaya başlıyor. Ya bu ülke bir ara, yani hani ismini söyle ya da söyleyelim geçmişmiş, yani Semra Hanımlar, BBG'ler, bir şeyler, hatırlarsın çok acayip şeyler konuştuk. Şu anda da aynı kadın programlarında, değil mi, acayip acayip insanları konuşuyoruz. Sokakta belki yüzüne bakmayacağımız insanları konuşturuyorlar bize. Kendinizi hayvanat bahçesinde çitlerin ardındaki gibi hissediyor musunuz? Ondan farkımız yok gibi arkadaşlar. Çocukluktan başlayan bir süreç, sürekli bir şeylere meyletme, sürekli bir şeylere meyletme. Ve aynı şey yani, hep aynı dava, aynı konu. Boş boş konular ve birileri için bir şeylerin mücadelesini vermeye çalışıyorsun sana. Üniversiteyi bitirdim, gemi inşaat mühendisi oldum, gemi yapmayı öğrendim. Sonra birisi geldi bana bir şeyler sormaya başladı, bir şeyler anlatmaya başladı. Elif'ti bu kişinin ismi. Yani benim şimdiye kadar hiç duymadığım şeyler. Yani bunu nereden buldu, nereden anlattı? Mevlana diye birisi anlattı bana. Ya tamam Mevlana işte gel ne olursa ne ol gel. Daha var mı başka bir şeysi var mı Mevlana diye. Bu değil mi? Bu cümleyi bilsen yetmiyor mu yani? Yunus Emre'yi falan anlatmaya başladı. İbrahim Ethem, Cüneyt Bağdadi diye birileri varmış. Ben yeni öğrendim. Yani gemi yapmayı öğreniyorum, gemiyle ilgili. Yani suyun üzerinde hareket eden devasa 200 metrelik bir yapıyı ayakta tutmayı beceriyor bu hikmet de. Kendini ayakta tutmayı beceremiyor. Yani 3-5 sene sonra belki, vakit belli değil de, 2 metreyi toprağa gömecekler, biz konudan haberim yok. Muhatap olacağım konulardan, huzura çıktığım zaman, önüme gelecek sorulardan, konulardan haberim yok. 200 metrelik çelikten yapıyı denizin üzerinde tutmayı beceriyorum. Burada bir mantıksızlık var dedim ya Hikmet. Sen sayısal öğrencisisin. Sen akıllı adamsın. Sen Trabzonlusun. Yani Bursa Trabzon kardeştir. Burada hani eyvallah biliyorsunuz abi. Bursa ikinci yerimdir. İkinci memleketim gibi hissettiğim yerdir. Yani bunu bir çözüme kavuşturmak lazım ya. Bu kadar basit olamaz ya. Bunları benim öğrenmem lazım. Tamam yine mail etmeyeyim. Kılmayacaksam namaz yine kılmayayım. Ama şu namaz nedir ya bir öğreneyim. Namaza yani 18 yaşına kadar ben babamdan öğrendim namazı. Babam bana şunu anlattı. Oğlum çok zor bir şeydir. Amcalar dedelerin de hakkıdır bu. Yani çok zordur. Gençlikte böyle bir sürü işin gücün var. Onlar çok böyle derinlere dalmıyor. Cinler, periler falan. Çok zor şeylerdir bunlar. Hani tamam mükafatı çok büyüktür ama çok zordur. Yapamazsın. Bu teyzelerin, amcaların ancak yapabileceği. Yani elden ayaktan çekeceksin dünyada. Ondan sonra ancak kendini adayabileceğin bir şey. Bunun birkaç tane taktiği vardır. Nedir bu taktik? İşte cuma, üç kere cumaya gitmemezlik yapma. O risklidir hani. Dinden çıkma durumları falan olabilir. Bir de işte hayatında bir kere Kadir Gecesi'ni tuttur. Ramazan'ın işte son günleri. İşte 60 bin yılını, kaç gün var? Ya, bayağı bir sevabı var. Bir kere tuttursan zaten o da yetiyor. 60'tan sonra bir de hacca gittim. Sıfırlanıyor zaten geçmiş. Gerek yok dal dünyaya. CV, MV. Ondan mı baş yani? Babamdan ben bunu öğrendim. Ya dedim acaba bu mu? Babam bana doğru mu öğrendi? Burada baba olarak simgelediğim şey aslında bir gence nasihat veren herkes. Yani anne, baba, öğretmen, sokaktaki Ayşe teyze, çocuğunu sürekli kapıştıran, kızının çocuğunu, işte benim kızımın şal daha güzel senin kızından, benim kızım şurayı kazan, senin kızı kazanamadı diyen kişiler yani. Genel, halk, kimse. Ya dedim bana bu, Allah'ı namazı böyle anlatlar da. E bunlar bana her şeyi yanlış anlatmış. Yağmuru da yanlış anlatmışlar mesela. Ne anladık biz yağmurdan ne biliyoruz? Yağmur yağınca kaç. Yağmur yağıyor, ıslanmasın, kaç. Yani o rahmeti tadamadan öleceğiz ya. Böyle doya doya ıslanamadan öleceğiz arkadaşlar. Yağmurdan kaçmayı öğrettiler bize. Çiçekleri kopartmayı öğrettiler. Biz birine nasıl çiçek hediye alıyoruz? Kopartıyoruz yerdeki çiçeği. Veriyoruz kıza. Al hayatım seni çok seviyorum. Niye çiçeği niye sevmiyorsun? Koparttın gitti öldü. Kitap okumayan öğretmenlerim vardı benim. Bana kitap okuma ödevleri veriyorlardı. Babamın sigara içmekten dişleri, bıyıkları sapsarı olmuştu burası. Bana verdiği en büyük nasihatlerden biri oğlum sakın sigara içmeydi. Yani dedim bir şeyler yanlış gidiyor. Yani bir sıkıntı var. Bir uyanmamız lazım, bir ayağa kalkmamız lazım. Bu yanlış bilgilerden kurtulmak lazım arkadaşlar. Ayağa kalkmamız lazım. Birileri bize yanlış şeyler öğretiyor. Ve sorumlu biziz. Huzura gittiğimiz zaman diyemeyeceğiz, o bana yanlış öğretti, bu bana yanlış öğretti. Bir şeyler yanlış gidiyor.
Ve o gün, o günden sonra bu bilgileri, doğru bilgileri öğrenmeye başladıktan sonra bana sormuştu mesela, sen Allah'ı seviyor musun, korkuyor musun diye. Yani kafam gitti. Bu sorunun doğru cevabı ne acaba? Ben seviyor muyum, korkuyor muyum acaba? Şöyle bir örnek anlattı bana. Şimdi mesela şu an güzel bir seminer yapıyoruz işte. Belki dikkatli dinlemeye çalışıyorsunuz. Bir mesaj geldi arkadaşlar. Genç kardeşlerim. Mesela babanızdan mesaj geldi. Neredesin kızım? Aman dersin sonra yazarım baba, tamam bir şey değil. Ama mesela işte kuzenleriniz olsaydı mesela sevgilisinden mesaj geldi. Neredesin aşkım? Ne yapıyorsun aşkım? Hemen bir şey dönerdik değil mi ona? Yani dönerlerdi hemen anında. İşte şuradayım. Arayacağım, döneceğim. Bir cevap verirdin. Niye babaya vermediğin cevabı ona veriyorsun? Yani dövecek olan baban. Yani dayağı babandan yemene rağmen, yiyecek olan babana rağmen babana dönmeyebiliyorsun. Burada bizi sevdiğimizi döndüren şey korku değil. Sevmek ama böyle korkuyla böyle kol kola bir sevmek. Neden korkuyoruz? Sevdiğimizin gönlü kırılır mı acaba? Bundan korkuyoruz. Allah'tan da böyle korkman lazım demişti. Yani o seni huzura çağırdığı zaman korkarak gitme. O senin sevdiğin, kimselerle konuşamadığın şeyleri onlarla konuşuyoruz biz arkadaşlar. Yani bugün birine anlattığın şey hep aklında kalmıyor mu? Ulan yarın bugün bunun kötü günü de var. Yarın bugün bu beni sırtımdan vurur mu diye. Kime sırrımızı söylesek yarın bugün insanlardan dinliyoruz o sırrımızı. Kimi sevmeye kalksak, güvenmeye kalksak 40 yıldır durduğu yerde duran adam kalkıp gitmeye başlıyor. Güvenmeye başladığına. Ama secdeler öyle değil. Kimseyle konuşamadıklarımızı konuşabileceğimiz bir şey o. Dertsiz, tasasız insanlar uyurken geceleri alnını onunla tokalaştırıp bütün derdini, bütün hayallerini konuşabileceğim bir şey o. Ama bana böyle anlatmadılar işte. Ya bana sevmekten falan bahsetmediler. Hep cehennemin ateş derecesini anlattılar. Hep korkmaktan bahsettiler. Ama ben sevmeye başladığım an asıl korkmaya başladım. Çünkü artık seviyordum. Sevdiğimin gönlünü nasıl kırarım? Yani o beni huzura çağırdığı zaman ya nasıl gitmezsin? Hiç var mı? Kuzenlerinize sorun. Bir buluşma gününde sevgilisiyle çağırıyor sevgilisi. İşte gitmeyen, unutan var mı yani? Olabilir mi böyle bir şey? Böyle bir şey olamaz. Bir, mesela bir çocuk bir kızı seviyor arkadaşlar. Mektuplaşıyorlar. Haram bir şey yok yani işte. Uzaktan mektup görmüyorlar. Mektuplaşıyorlar. İşte hayallerinden bahsediyorlar. İşte çiçeklerden, böceklerden, işte ektiklerin, fidanlardan falan bahsediyorlar. Vakit geliyor, buluşma günü geliyor. Çocuk işte kafede çayları koyuyor böyle. Sevdiği gelecek, sevdiceği gelecek böyle. Yani hayatında saçını görmediği, eline dokunamadığı kız karşısına gelip oturacak. Yıllardır mektuplaştığı kız karşısına gelip oturacak. O heyecanla böyle kıpır kıpır tebessüm eden oldu. Yani bu yaşanmış, yaşayabilmiş olma ihtimali yüksek olan bir şey. Karşımıza gelecek sevdiğimiz. Çocuğun karşısına geliyor sevdiği arkadaşlar. Konuşmaya başlıyor. Hoş geldin, şöyle böyle. Kız ona bir mektubunda yazdığı bir şeyden bahsediyor. Ya hatırlıyor musun? Şuraya ben bir filan dikmiştim. Onun verdiği işte elmadan şöyle bir şey yapmıştım. Hatırlıyor musun diyor. Çocuk o mektubu okumamış mesela arkadaşlar. Ne hissederdiniz o gün? Yani yıllardır beklediğiniz kız karşınızda oturuyor. Size hayallerinden bahsediyor. Bir tane gönderdiği mektuptan bahsediyor. Sen tenezzül edip okumamışsın onu. Ya unutmuşsun, okumamışsın o mektubu. Yerin dibine geliriz değil mi? Ne yapacağımız şaşırırız o an. Peki bir beşeriye gidecek olan birine böyle bir sorumluluk duyuyorsak biz, en sevgili bize mektuplar yazmadı mı? Bize bir şeyler göndermedi mi? Onun huzuruna çıkarsak bir gün ki çıkacağız. O bize dediği zaman, kulum ben sana bir şeyler yazmıştım, hatırlıyor musun? Bir şeyler göndermiştim. Nasıl güzel insan olacağından bahsediyordum. Seni nasıl sevdiğimden bahsediyordum. Dünyada yapman gereken şeylerden bahsediyordum. Hatırlıyor musun? Dediği zaman az önceki hissiyata sahip olalım. O sorumluluk duygusuna sahip olalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Yani bu bir kıza yalan söyleyip idare edebileceğin bu durum değil. Orada idare edemeyeceğiz hiçbir şeyi. Bizim sevmeye ihtiyacımız var. Bizde eksik olan şey bu, sevmek.
Çünkü sevgiden başka hiçbir şey açıklamıyor. İnsanlar için yaptıklarımızı, onun için yapmamamızın tek açıklaması sevmek. Burada çok yoktur. Belki de İstanbul'da böyle mesafeler uzun, trafik çok olduğu için bir sürü aktarmalar, otobüsler falan oluyor. Bir kız da çay içmeye gidecek çocuk. Zamanlı 5 tane otobüs falan aktarabilir. 3 saat yollarda 5 dakika sevdiğinin karşısında geçirebilir. Çocuk bunu yaparken Allah için aylarca, yıllarca, haftalarca Allah hatırına bile gelmiyorsa bunun tek açıklaması sevmek. Sevmiyor. Bir muhabbet yok yani. Hani elin çocuğu ağlıyor gibi sanki anne bakıyor buna. Yani sanki yan komşunun çocuğu ağlıyor. Çok ilgilenmiyor meseleyle. Kendi çocuğu ağlasa bir anne aman boşver ya da bir erteleme yapabilir mi? Yapamaz. Sanki bu olan biten şeyler bizle ilgili bir şey değil. Necip Fazıl Üstad diyor ki her insan ölmeden önce şunu kendisine sorması lazım. Ben neyim? Bu hal neyim nesi? Biliyor musunuz bu sözü? Ben neyim? Bu hal neyim nesi? Arkadaşlar bugün soralım kendimize. Biz neyiz? Bu hal neyim nesi? Dünya geçiyor. Ben 30 yaşındayım. Geçiyor. Şu an belki çok büyük bakıyorsunuz bana. Büyük ablalarım, abilerim var. Belki onlar da çok küçük bakıyor bana. Ama vakit atıp geçiyor arkadaşlar. İlkokulda bir tane belalı arkadaşım vardı benim. Şu an yani dünyanın en belalı çocuğuydu yani. Daeş'i falan kuran çocuk olabilir. Önlüğümü kopartırdı, yakamı çöpe atardı, defterlerimi camdan dışarı atar, gider bahçeden toplardım. Ya yani derdi neydi bilmiyorum ama acayip belalı bir çocuktu yani. Ve çok ilginç yani 700 kişilik okulda geldi benim yanıma oturtmuştu çocuğunu yani. Benim gibi yani mülayim çocuğun yanına öyle bir çocuk yani. Onu adam etmem için belki de oturttu ama ya ne çektim? Dedim herhalde bu hayat imtihan böyle geçecek. Yani cehennemi ya da Rabbim beni seviyormuş, cehennemi dünyada yaşatıyor. Orada güzel şeyler beni bekliyor diye. Böyle çocuk aklım bitmez diyordum. Ya bu dünya bitmez abi yani. Her okula gidişimde tedirgindik. Bugün ne yapacak? Kalem mi saplayacak bir tarafıma? Acayip bir çocuktu yani. Bugün çocuğun ismini hatırlamıyorum. Geçti bitti. Askerde komutan eşiyle kavga ederdi, gelirdi bize bağırdı, çağırdı, tekme atar, bir şeyler yapar. Geçti gitti, bitmez diyordum. O günler de bitmez diyordum yani. Geçti gitti. Her şey geçip gidiyor. Güzel kardeşlerim, benden küçük olanlar için söylüyorum. Her şey geçip gidiyor. Geriye sadece o tarafa götürebileceğimiz şeyler var. Her şey geçip gidiyor. Ya ama bu kız çok güzel kız. Bu işte bunun benim olması lazım. Bunu seviyorum. Hata yapma. Allah'ın hoşuna gitmeyecek hiçbir şey yapma. Çünkü diğer her şey gelip geçiyor. Heveslerin, isteklerin, arzuların, şehvetin her şey geçip gidiyor. Her gün magazin programlarında, haberlerde dünyanın en güzel kadınlarının aldatıldığı haberlerini duymuyor muyuz? Madem mesele güzelliyse, dünyanın en güzel kadınları niye aldatılır? Mesele o değil o zaman. Her şey geçip gidiyor arkadaşlar. Ona hesap veremeyeceğimiz bir şey yapmayalım. Bakın dindarlık yapın demiyorum, akıllılık yapın. Ona hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yapmayın. Yani bunu bir sayısal öğrencisi olarak söylüyorum. Formülün bu tarafı, formül belli yani. X'ler, Y'ler, Z'ler, onların değerleri belli. Ona hesap veremeyeceğimiz, ateşe dayanamayacağımız bir şey yapmayalım. Bu kadar basit. Her şey geçecek. Bir gün 2 metre çukur kazıp içine atacaklar bizi. Bitti. Hikaye bitti. Kemerle ayakkabının uyumu bitti. Survivor'da desteklediğin o adamın hikayesi bitti, geçti. Nerede? Trabzon 35 senedir şampiyon olamıyor. Geçti gitti. Nerede Trabzon'un kaldı? Bitti. Yok 90'da gol yedik, hakeme tanımadım, bir hakeme küfrediyorsun. Geçti bitti kardeşim. Bak toprağa gittin. Gittin. Hepsi gitti. Huzurdasın. Allah soruyor. Beni sevdin mi? Benim sevdiklerimi sevdin mi? Benim için bir şeyler yaptın mı? Malını, paranı benim için harcadın mı? Yoksa süslenmeyi mi harcadın? Paranı dağıttın mı? Hayır için kullandın mı? Güzel insan olmaya çalıştın mı? Araba kullanırken, yol yayanın hakkıyken, tam kornaya basacakken, tam küfredecekken, ulan çık yoldan diyecekken, Allah deyip, ya onun hakkı, geçsin. Dedin mi, bunu demeye başarabildin mi? Bunu soracak bize. Bu dünya arkadaşlar, ona anlatacak, bence, ben bu hissiyatla yaşıyorum. Bu dünya, yani küçük kardeşlerim benden bir cümle bir şey istiyorsa bunu unutmasınlar. Bu dünya ona anlatacak şeyler biriktirme dünyasıdır bence.
Ona anlatacak şeyler biriktirmemiz lazım bizim arkadaşlar. Bugün tuttuğunuz takımı düşünün. 10 dakika, 20 dakika konuşursunuz. Sabri'nin özel hayatını biliyoruz ya. Sevgisini aldı, karısını aldı, arabaların renklerini biliyoruz yani. Erkekler arasında bunlar konuşmuyor. Kızlar arasında işte o şanım buna yakıştı mı, yakışmadı mı, ne oldu işte bilmem ne. Onlar konuşuluyor. Bizim ona anlatacak şeyler biriktirmemiz lazım. Bundan başka bir gerçek yok. Abi biz de seni hoşgörü, Mevlana, tasavvuf sanıyorduk. Sen de mi gerici çıktın ya? Sen de mi bunları söylüyorsun? Öyle değil. Ben bunları sayısal öğrencisi olarak, tamamen ilim, yani dünya için çalışmış zamanında birisi olarak, dünyada 15-20 tane ülke gezmiş birisi olarak, yani aydın kesimi olur yani, hem de aydın birisi olarak söylüyorum. Bundan daha gerçek bir şey yok. Yani ölümün olduğu bir dünyada diğer her şey ikinci plandadır. Bizim ona anlatacak bir şarkı yazmamız lazım arkadaşlar. Ona anlatacak bir hikayemizin olması lazım. Ona anlatacak şeyler biriktirmemiz lazım. Bize lazım olan şey bu. Bir insan yani keşke beni 18 yaşında Elif gelip bana bir şeyler anlatmasaydı da, keşke çocukluktan beri babam bana anlatsaydı da, bana sabahtan akşama kadar namaz kılmazsan yanacaksın diyeceği yerine gelse bana sevdirseydi şunu diyorum. Ve onun için insanlara gidiyorum. Yaz. Bırak, tamam, korkma. Sev. Çünkü nasıl sevdiğini sözünden çıkmıyorsan, onu seversen mesele çözülecek. Aradaki bütün detaylar kop gidecek. Abi namazı kılamıyorum diye bir şey demezsin. Kuzen, hep kuzenlerinizden örnek veriyorum. Yani anlıyorsunuz değil mi? Yani gelinim sen işit kaynanan bir muhabbet vardır yani. Herkes anlasın yani üzerine alınacak kadar. Bir kuzeniniz sevgili yaptı mesela. Tamam mı? Onunla şöyle bir konuşma geçer mi aranızda? Ya abi bak, hani artık sevgilim var ya, ona günaydın mesajı atman lazım, ona güzel sözler söylemen lazım, işte çay may mı içtiniz? Yani hesabı sen ödemen lazım, nazik olman lazım, ince olman lazım. Ya sevmenin izahını yapar mısınız o çocuğa? Yapmazsınız. O bilir zaten. Sevdim mi gerisi gelir zaten. Çünkü hep onun için çalışırız. Onun için mücadele ederiz. Hep onun gönlüne hoş gelmek için çalışırız. Başka şeyler silinir gider gözünden. Mevlana'nın anlattığı şey bu işte. Sev, bir muhabbet duy. Allah bizi burada, dünyaya, sırtımıza zor yükler yüklemek için göndermiş olabilir mi? Çok zor olan, çok sıkıcı olan, çok böyle yani zorla kılınacak olan namazı sabahtan akşama kıldırmak için göndermiş olabilir mi? Zor bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu sevilecek bir şey. Yanlış anlatmışlar bize. Aynı yağmuru yanlış anlattıkları gibi. Bir örnek daha vereceğim. Bunu babanıza anlatayım. Bugün unutmayacağınız şeylerden birisi olsun. Sigara içiyorsa babalarınız, onlara anlatın. Mesela çok ilginç bir şey. Babanıza anlatın bunu akşam. Evinde işte kedi köpek bir şey besleyen vardır burada. Kedi besleyen. Kuş bir şey besleyen. Ne yaparsan uygun yemleri nereden alıyorsunuz? Markete gidiyorsunuz. Yemli reyonları falan oluyor. Ya da pet shoplar oluyor değil mi? Gidiyorsunuz reyona bakıyorsunuz böyle. Kedi maması işte A marka, B marka, C marka, D marka diye. Marka mamalar var. Neye göre bakıyoruz? Dikkate aldığımız şey ne orada? Fiyatı, ürün, kalitesi değil mi? Ne var başka işte? Proteinleri falan. Proteinleri. Ne yapıyor? İyi geliyor mu falan. Onlara bakıyoruz. Kriterlerimiz var. Peki. Bir tanesinin üzerinde 0 TL yazıyor arkadaşlar. Yani bu ürün ücretsizdir, herkes alabilir diyor. Şüphelenirsiniz değil mi? Almayan bile çıkabilir yani. Hani ya bunda vardır bir şey yani. 0 lira niye öyle olsun? Vardır bir hilesi ya, tarihi geçmişti bir şey olsun. Peki. Üzerinde bu mama kedinizi öldürür yazsa. Burada bir tane var mı? Bir tane hayvan besleyen evinde varsa ben alırım abi, sıkıntı yok yani. Niye? Öldürürse öldürsün yani kedi. Ne olacak? Yani hepimiz öleceğiz. Yani o da alsın, o da ölürsün. Diyebilecek var mı? Yok. Peki sigaranın üzerinde bu mu yazıyor tam? Kelime oyunu yaptım mı ben? Abi sen hani sigarada bu yazıyor, sen böyle dedin, sen çok kıvırdın mı? Bu mama kedini öldürür, bu sigara kedi, bu sigara işte sizi öldürür değil mi? Aynı şey, kelime oyunu yok. Akşam babanıza şunu anlatın. Baba Hikmet abi şöyle bir örnek verdi bana. Ben kedimi almayacağım şeyi sen kendini nasıl alıyorsun? Bir izah eder misin bana? Bakın bu da yanlış öğrendiğimiz şeylerden birisi.
Ya şimdi bir adamı buraya ipe, buraya masaya yatırsak, bir tane incecik iple bağlasak, ne yapar? Pat yatar, kopartır, kalkar gider. İki taneyle, üç, on tane iplik atsak, biraz zorlanarak atar yine onu. 500 tane iplikle bağlasak arkadaşlar, incecik ama. 1000 tane iplikle bağlasak, kalkamaz artık oradan. Adamın masadan artık kalkamayacak duruma gelir. Bizi de öyle yaptılar işte. Bu iş yağmurdan başladı. Bu iş sigaradan başladı. Bu iş kitap okumaktan başladı. Bu iş namazdan başladı. Bu iş Allah'tan, Allah'ı sevmekten başladı. Her şeyi yanlış öğretince bize kalkamıyoruz ki yerimizden. Her şeyi yanlış biliyoruz. Din zor bir şey değildir. Din kötü bir şey değildir. Kötü insanlar olabilir. Var, ben de biliyorum. Var ya. Acayip acayip şeyler söylüyor. Milleti soğutmak için acayip acayip şeyler söylüyorlar yani. Ama yolcuya kızıp yoldan dönülmez. Bu yol güzel, tek yol bu. Bu yol güzel. Ve bu yol bize hem dünya mutluluğunu sunuyor, hem ahiret sunuyor. Çalışma demiyor ki, okuma demiyor ki, öğretmen olma, doktor olma demiyor ki. Hatta daha çok ol diyor. Daha iyi öğretmen ol ki güzel insanlar yetiştir diyor. Edep referanslı, edep merkezli insanlar yetiştir diyor. Doktor ol ki milleti kazıklayacağına sırf tahlil olsun diye para kazanması için hastane oraya yok şu tahlili yap teyze yok oraya koştur teyze deme. İnsanlar için çalış diye daha çok çalış diyor. Çünkü dünya için yaşayan insanın motivasyonu paradır. Ama Allah için yaşayan insanın motivasyonu Allah'tır. Ve Allah'tan başka omuzu dayayabilecek daha büyük güç olmadığına göre bu dünyada Allah için yaşayanlar her alanda en başarılı insanlardır bence. Ya da olmalıdırlar. Yani bugün İsviçre'de CERN var. İşte bilimi yöneten merkez bir sürü şeyler yapıyorlar. Benim aklım almıyor. Orada nasıl Müslümanlar olmuyor da başka insanlar oluyor? Yani para için çalışanlar onları başarırken Allah için çalışanlar nasıl böyle şeyler yapmıyor? Benim aklım almıyor. Bizim korkacak kimsemiz yok arkadaşlar. Bizim herkesten çok çalışmamız lazım. Ne olacak yani? Bugün çelme taksalar ne olacak? Yani bu dünyada düşeceksin. 30 senelik bir mesele bu yani. Hop bitecek. İlkokulun çocuk nasıl bittiyse bu da bitecek. Bu günler de geçecek. Bu dünyanın meselesi burada kalacak. Ama biz bu dünyada kim mesele için gelmedik. Biz bir şarkı yazmaya, bir dans etmeye geldik bu dünyaya. Allah'a anlatacak şeyler biriktirmeye geldik. Bunun için yaşamamız lazım. Bu merkezde yaşayabilirsek ya, hayatımızdaki her şey değişir. Bir insanı sevmemiz bile değişir. Bir insanı sevmeyi bile yanlış öğrettiler bize. Nedir sevmek şu an? Bir kızı ya da bir erkeği nasıl anlarız yani? Belirtileri nedir kuzenlere baktığımız zaman? Arkadaşlar, bizle böyle çok görüşmeye gelmemeye başlarlar. Çünkü onunla görüşüyorlardır. Sayalım, aklıma geldi sayıyorum. Daha önce düşünmedim bunu ya. Ne yapar mesela? Facebook'ta bir albüm oluşturur. İşte Aşk Gitom, Aşkımla diye bir albüm oluşturur. Yanak yanağa sevgiler biriktirmeye başlar oraya. Sinemada sevgili koltuklarında oturur böyle romantik aşk filmlerine gider. Çocuk sıkılsa da gider yani kız için. İlk günlerde gider, sonra gitmez de. İlk günlerde gider onunla. Ne yapar? Twitter'da aşk sözlükleri, yani çocuk isteyen şeyleri paylaşırken Twitter'da bu aşkım falan paylaşmaya başlar. Anlarsınız yani böyle. İşte Instagram'da böyle bulutçuklar, kurtçuklar, müzikler, ilk tanışma tarihlerini gün, ay ve yılın son iki anesi şeklinde yazarlar. Yüzük falan koyarlar, bulutçuk koyarlar yanlarından. Tırtılçık, kelebekçik falan koyarlar böyle. Budur, bu. Yani bunu anlıyoruz biz sevmekten çünkü dizilerde bize bunu öğrettiler. Ayrılmak nasıl oluyor? Onu da sesli düşünelim. Hemen birkaç saat böyle albümler silmekle uğraşılıyor zaten. Birikmiş yani üç günde çocuk. 3 senelik albüm biriktirmiş şeyde, yaşadıklarını. 5 dakika onlar silinir. Ondan sonra Facebook kapak fotoğrafını değişeceksin. Ancak uzaktan artık bana bakarsın öyle diye. Siyah fon, bir beyaz vurgulu yazılar yazacaksın oraya. Tanımadığın, anonim sözler bulacaksın. Kapak böyle sivri, laf sokucu sözler bulup altına Mevlana yazacaksın. Hani bak Mevlana diyor yani, hani ben sana laf sokuyorum de Mevlana da bak. Senin gibileri görmüş de bak, bu zamana göndermiş laflarını, sözlerini. 2 gün önce aşk şarkıları dinleyen çocuk, o gün son ses ne dinliyor?
İsmail YK'dan Allah belanı versin şarkısını diyor. Ya mübarek, sevmek bu kadar basit bir şey olabilir mi ya? Ya iki gün önce, biraz mouse'la aşağıya yuvarla, iki gün önce sen yazmadın mı şunu? Ben seni tanıdığım gün bütün kadınların cenaze namazını kıldım hatun. Yazmadın mı sen bunu? Ne oldu, nasıl, ne değişti ya? Bu sevmek değil ki, bu şehvet yani. Şehvet bu kadar.